Bayezid, Pasin, Akdamar, Oltu, Sivan ve Vastan kaleleri teslim oldular paşa. Tebriz halkının mümessilleri ise teslim olmak için huzurunuza kabulü beklerler. Paşa Hazretleri, Tebriz artık Osmanlı mülküdür. Madem gücümüzü kabullenip şehri teslim ettiler, o halde ben de şehrin talan edilmesini yasaklıyorum. Yaz Celalzade. Serasker Sultan İbrahim'in emridir. Her kim şehri talan ve yağma etmeye kalkışırsa cezası mutlak suretle idam olacaktır. Duyduk, duymadık demeyin. Serasker Sultan İbrahim Hazretlerinin emridir. Duyduk, duymadık demeyin. Serasker Sultan İbrahim Hazretlerinin emridir. Tebriz teslim olmuştur. Her kim yağma ve talana kalkışırsa katı suretle idamla cezalandırılacaktır. Be hey gafil! Bir paşaya sultan dendiği nerede görülmüş? Burada böyle yazıyor. Serasker sultan demeyin! Serasker hazretleri deyin! Anladınız mı? Yoksa bir bir alırım kellenizi! Paşa Hazretleri. Az evvel Tellal'ın elinden aldım bunu. Buyruklarınızın altında Serasker Sultan İbrahim Hazretleri yazıyor. Evet. Yoksa bir sakıncası mı var? Var elbette. Buna nasıl cüret edersiniz? Tebriz'i aldınız diye kendinizi sultan mı sandınız? Bu unvanı ancak hünkârımız kullanır. Acem Şahı, bayağı saltanatıyla beraber Sancak Beylerini ve hanlarına varıncaya kadar sultan demektedir. Yeryüzünün kıskandığı bir padişahın serasgerine sultan denilirse çok mu? Bu görülmüş şey değil paşa. Zinhar kabul edilemez. İskender Çelebi. Sen hala anlamadın değil mi? Bütün yetkiler bende. Ben ne istersem onu yaparım. Zira devlete aliyenin menfaatine olan her türlü tedbiri almak ve tatbik etmekle mükellefim ben. Kendinize sultan demek devletimizin hangi menfaati nedir merak ediyorum. Sana izzet verecek değilim. Anlaşılan o ki o bahsettiğiniz devletin başına geçmek istiyorsunuz. Bu yüzden sultan diyorsunuz kendinize. Bunun hesabını hünkârımıza vereceksiniz. Serasker Sultan meselesi nedir paşam? Asker bunu konuşur olmuş. Bırak konuşsunlar. Vakti gelince hepsi susacak. Paşam, aleyhinizde kullanılacaktır. Paşa Hazretleri bağışlayın. Rahatsız ediyoruz. Hayırdır paşa, nedir bu telaş? Paşam Tahmasp. Bazı kuvvetlerini Kızılca Dağı mevkiinde tutuyormuş. Kaç asker? 5000 civarında paşam. Emir verin bölgeyi düşmandan temizleyeyim. Malumunuz, orada olmaları Tebriz'deki mevcudiyetimiz için bir tehdit. Hakkım var, buna sessiz kalamayız. Mustafa Paşa, Ulama Paşa'nın emrine 10.000 asker tahsis edilsin. Emredersiniz paşa. Ulama Paşa, sana itimadım tam. Hayırlı haberlerini bekliyorum. Merak buyurmayın paşa. Allah'ın izniyle düşmana haddini bildireceğim.
Paşa Hazretleri. İzahat ver. Düşmanın iki katı bir orduyla gittin ve bozguna uğradın. İzahat ver derhal. Paşam, utanç içindeyim. Bağışlayın. Darbi boğazda pusuya düşürüldük. Arka ipler verince geri çekilmek mecburiyetinde kaldım. Sen ki oraları en iyi bilensin. Hangi akla hizmet sokarsın orduyu oraya? Bunu siz istediniz paşam. Ben sizden gelen emri tatbik ettim. Ne emri? Neden bahsediyorsun sen? Biz yoldayken bir ulak geldi. Elinde sizin yazılı emriniz vardı. Dağ yolundan gidin diye. Ben de bir istihbarat aldığınızı düşünerek oradan gittim. Ne malum Ulama Paşa'nın doğru söylediği. Belki de kendini kurtarmak istedi. Ulama Paşa buraları avucunun içi gibi bilir Taşlıcalı. Böyle bir hataya düşmesi mümkün değil. Elbette İskender'le işbirliği içinde değilse. Günahını almak istemem ama belki de Tahmasp'la birlik oldu. Malum bir vakitler onun yanındaydı. Buna ihtimal vermem ben. Bence İskender'in işi bu. Beni askeri bir başarısızlığa sürükleyip hünkârımızın gözünden düşürmek niyetinde. İskender arkasında iz bırakmıyor paşam. Kanıt olmadan nasıl itham ederiz? O vakit biz de onun anlayacağı dilde anlatırız Madrakçı.